أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin, kalbimizi aşkıyla doldursun, imanımızı takviye etsin, ihlasımızı, yakınımızı ziyade eylesin. Yüce Rabbim, son nefesimize kadar kendisine hizmet, dinine hizmet şerefiyle cümlemizi şerefyâb eylesin. Kıymetli gençler, geleceğin hoca efendileri, biz sevgililer sevgilisi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Aynı zamanda biz ümmeti olma şerefinin yanında çok daha büyük bir hizmete, çok daha büyük bir şerefe talibiz. Diyoruz ki biz varisi Resul olmak istiyoruz. Peygamber varisi olmak istiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim sahibi olan insan, ilim yolundaki insan eğer ilmiyle ameli birleştirirse, ilmiyle insanları imana, İslam'a, Kur'an'a, hidayete davet ederse, o gerçekten bir peygamber görevi yapmış oluyor. Estaizu billah, kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlar için, insanlığın menfaati için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Bu ümmet en hayırlı ümmettir. Ama Cenab-ı Hak gerekçesini de söylüyor. Devamında en hayırlı ümmet olmanın gerekçesini de söylüyor. Bu gerekçe çok önemli. Te'murûne bil ma'rûfi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minûne billah. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, Allah'a iman edersiniz. Kıymetli arkadaşlar, değerli hoca efendiler, burada Allah Celle Celaluhu en hayırlı ümmet olmanın gerekçesini üç şeye bağladı. Doğru mu? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, Allah'a iman etmek. Sorarım size, Allah'a iman etmek birinci sırada değil mi? Neden burada üçüncü sırada zikredildi? Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Çünkü te'murûne bil ma'ruf, iyiliği emredersiniz. Ve tenhevne anil münkeri, kötülükten nehyedersiniz. Ve tü'minüne billah, Allah'a iman edersiniz. Bu üç tane özelliğinizden dolayı en hayırlı ümmet oldunuz diyor. Dikkatinizi çekti mi? Artık ayet-i kerimelerin manasını siz de anlıyorsunuz. Burayı okurken burası hiç dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? İman önde gelir, emri bil maruf, nehyi anil münker sonra gelir. Ama bu ayet-i kerimede bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasını anlatırken Rabbimiz Celle Celaluhu birinci maddede neyi zikretmiştir? İyiliği emretmek. İkinci maddede neyi zikretmiştir? Kötülüğü nehyetmek. Üçüncü maddede neyi zikretmiştir? Allah'a iman. İman her şeyin başıdır. İman her şeyin başıdır. Kıymetli arkadaşlar, burada kuntum hayra ümmetin ayeti kerimesinde muhatap müminlerdir zaten. Mümin olmayanlar hayır ümmet olabilirler mi? Olamazlar. Zaten bu kuntum hayra ümmetindeki hitap müminleredir. Müminlere hitap olduğuna göre siz iyiliği emredersiniz bir, kötülüğü nehyedersiniz iki, iyiliği emredip kötülüğü nehyettikten sonra farklı bir imana sahip olursunuz. Gerçek bir imana sahip olursunuz. Yani arkadaşlar, bir insan iyiliği emrederse, kötülüğü nehyederse, onun imanı taklitten hakikate doğru yükselir. Zafiyetten kuvvete doğru yükselir. O iman sakat iman olmaktan sağlam imana doğru tırmanmış olur. Demek ki bir insan başkalarını düşündüğü zaman, başkalarına hidayeti götürmek istediği zaman ki peygamber misyonunu yüklenmiş oluyor. Yani bir insan emri bil maruf nehyanil münker yapınca kimin vazifesini üstlenmiş oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesini üstlenmiş oluyor. Ne yapıyordu? Kalkıyordu, gidiyordu Ebu Cehil'e gidiyordu, arkadaşlarına gidiyordu, Kureyş'i topluyordu Mekke-i Mükerreme'de, onlara vaaz ediyordu, imana davet ediyordu.
Yahudi komşusu çocuğu hasta ölüm döşeğinde yatıyor, gidip onu ziyaret ediyordu, onu imana davet ediyordu. Yani insanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyediyor idi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla sen ve ben iyiliği emreder, kötülüğü nehyeder olursak biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunu üstlenmiş oluruz. Arkadaşlar, emri bil maruf nehyanil münkeri herkes yapabilir. Çapına göre herkes yapabilir. Atıyorum, sadece namazdan bilgisi olan insan ne yapar? Gider insanları, namazsızları namaza davet eder. Doğru mu? Oruçsuzları oruca davet eder. Namaz kılalım der, bu kadar. Ancak ilim ve irfan sahibi olan insanların iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmekteki çapları daha geniştir. Haramı bilirler, helali bilirler, tadil erkanı bilirler. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin davet ettiği gibi insanları davet edebilirler. Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunu üstlenmek, Muhammedi olmak demektir. Emri bil maruf nehyanil münker yapanlar, iyiliği emredip kötülükten nehyedenler, yeryüzünde Allah'ın halifesidir, Allah'ın Resulünün halifesidir diye hadis-i şerif vardır. وَهُوَ خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ Allah'ın halifesidir, Resulünün halifesidir. Yani Allah adına çalışıyor, Peygamber adına çalışıyor. Allah şöyle buyurdu diyor, Peygamber şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Böylece emri bil maruf yapan, nehyanil münker yapan, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden Allah için çalışıyor, Allah adına çalışıyor. Peygamber için çalışıyor, Peygamber adına çalışıyor. Ne olmuş oluyor bu? Rabbani olmuş oluyor. Rabbani. Doğru mu? Efendim veyahut da Ensarullah. Allah'ın dininin yardımcıları. Bu kategorilere girmiş oluyor. Şuraya geleceğim şimdi. Sıradan bir insan emri bil maruf yapabilir. Ancak Allah'ın halifesi, Resulünün halifesi olacak çapta ilim ve irfan sahibi olanlar veya bu konuda özel eğitim almış olanlar olabilirler. Binaenaleyh arkadaşlar, bir insan hayatını Kur'an'a ve İslam'a, İslam'ın gelişmesine vakfederse o kendisini Allah'a vakfetmiş demektir. Arkadaşlar, 2-2 daha 4 eder ne kadar bir gerçek ise, her birinizin son nefesinize kadar rızıklarınız kesin olarak belirlenmiştir. Ne artar ne de eksilir bundan sonra. Hiçbirinizin rızkı ne artar ne de eksilir. Kaderde yazılı olan neyse bütün bunların hepsini damlası damlasını alacaksınız. Rızkınız olmayan hiçbir şey size gelmez, rızkınız olan hiçbir şey de sizden sapmaz. Öyleyse siz ve biz hayatımızda rızık endişesi yaşayarak umutsuzluğa düşmemizin bir anlamı yok. Bugün çok bol rızkın olabilir, yarın böyle olacak diye bir şey yok. Bugün darda olursun, yarın böyle olacak diye bir şey yok. Allah nerede neyi yazdıysa bu gerçekleşecek. Bir insan İstanbul'da yaşıyor ama kaderde onun ölümü Bolu'da gözüküyor veya Tekirdağ'da gözüküyor veya Yunanistan'da gözüküyorsa, o insanın eceli yaklaştığı zaman orada kendisine bir ihtiyaç gösterilir. Ben Bolu'ya bir gitmem lazım der. Orada bir işi varmış, öyle zanneder. İşini görmeye giderken meğer Bolu'da ölecekmiş o. Kaderde neyse o olur, başkası olmaz. O zaman arkadaşlar, biz hiçbir zaman rızık endişesine düşmeyeceğiz. Rızık endişesine düştüğümüz zaman Allah'a olan, Kitabullah'a olan inancımız zaafa uğradı demektir. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوْوَةِ الْمَت۪ينَ Bütün rızıkları veren Allah'tır, kuvvet sahibidir, metindir, güçlüdür, kuvvetlidir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Bütün canlıların rızkını Allah veriyor. Kuşların, karıncaların, balıkların rızkını kim veriyor? Denizde bu kadar balıklar nereden buluyorlar rızıklarını? Bu kadar karıncalar, sinekler nereden buluyor rızıklarını? Arılar nereden buluyor rızıklarını? Bu kadar canlı ve toprağın üzerinde ve toprağın altındaki canlılar rızıklarını nereden buluyor? Elbette bunlar
üniversite mezunu olduklarından, bir fabrikaya çalıştıklarından, SSK güvenceleri olduğundan falan değil. Hiçbirisinin mağazası yok, marketi yok. Ama her birisinin rızkı vardır. Hatta onlar taze taze yerler. Bütün rızıklarını taze taze temin ederler. Kuş sabahleyin yuvasından çıktığı zaman karnı aç olarak çıkar, akşam dönerken yuvasına karnı tok olarak döner. Evet, dolayısıyla o kuşları rızıklandıran Allah bizim de rızkımızı elbette takdir ettiği şekilde verecektir. Bizim çırpınmamız, hırçınlaşmamız rızkımızı artırır mı? Artırmaz. Bir gerçek var arkadaşlar. Sen dünya için olursan, dünyayı Allah önden koşturur, seni de arkasından koşturur. Dünya önden koşar, sen de yakalamak için peşinden gidersin. Ha babam, de babam, koş babam, koşarsın, koşarsın dünyayı yakalamak için. Ne kadarını yakalarsın? Sadece senin için takdir edilen kısmını yakalayarsın. Zaten takdir edilen kısmını koşmasan da yakalayacaktın. Eğer bir insan ahiret adamı olursa, Allah Celle Celaluhu dünyayı onun arkasından koşturur. Sen Allah için koş, Allah senin dünyayı senin arkandan koşturur. Şöyle bir anımı anlatayım size. Vatan Camisi'nde buraya gelmeden önce evim oradaydı, orada kalıyordum. Orada da Ramazan'da itikaf sünnetini başlatayım dedim. Rahmetli babam da, Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin, orada itikafa gelmişti. Hemen caminin dibinde, lojmanda oturuyordu. O zaman itikafa gelen kardeşlerimiz kendi evlerinden herkes yemek getirtiyordu ve öyle yemek yiyorlardı. Baktım ki bu onlar için zor oluyor. Çünkü her aile iftar saatinde oraya yemek getirecek. Bir de bazısı farklı yemek getiriyor, öbürü farklı yemek getiriyor. Aralarında bir dengesizlik de oluyor. Ben dedim ki onlara, siz evlerinizden yemek getirmeyin. Sizin yemeğinizi ben bizim evde yapacağım dedim. Gerçekten itikaftakilere 10 gün sabah akşam yani iftarda ve sahurda yemek vermeye ben karar verdim. Ve evde yemeği başlattım. Malzemeleri aldım, yemek yaptılar evden. Götürdüm. Sabah götürdüm. Cami yakın zaten, çok zor bir iş değildi. Bir de benim için gerçekten ciddi bir mutluluk vesilesi oldu. Camide itikaf eden insanlara evde eşimin yemek hazırlamış olması, o da çok severek hazırlıyordu bunları. Hizmeti seviyor. Ben de böyle Allah dostlarına, iyi niyetle camiye gelmiş, itikafa girmiş insanlara ikramda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. İkinci gün baktım, yarım kamyon malzeme evin kapısına geldi. Bunlar ne? Yanlışlık yok değil mi dedim. Yok hocam, bunlar sizin eve geldiler. Hayırdır, neyin nesi? İtikaftakilere siz efendim yemek gönderiyorsunuz ya. Bir sürü malzeme geldi eve. O malzeme hem itikaftakilere yetti hem bana yetti. Fazlasıyla arttı da. Şimdi diyeceğim, siz Allah için koşarsanız, dünyayı önünüze almazsanız, ahireti önünüze alırsanız Allah dünyayı peşinizden koşturur arkadaşlar. Dolayısıyla size tavsiyem, sakın arkadaşlar dünyayı hedef almayın, maaşı hedef almayın, makam ve mevkiyi hedef almayın. Sadece Allah adamı olmanın mücadelesini verelim. Ben nasıl Allah adamı olabilirim? Nasıl Rabbani olabilirim? Nasıl ben Ensarullah'ın içerisine girebilirim? İşte sizin tuttuğunuz bu yol, milyonda bir insana nasip olmayan bir yoldur. Hafızlığınızı bitirdiniz, elhamdülillah. Cenab-ı Hak korumasını da nasip eylesin. Hafızlığınızı bitirdiniz, bir taraftan her gün cüzlerinizi okumak suretiyle onu korumaya çalışıyorsunuz. Bir kısmınız namazlarda hatimle namazı kılmak, devam etmek suretiyle onlar da bu şekilde hem namazlarının kalitesini artırmak hem de hafızlıklarını korumak mücadelesi veriyorlar, veriyorsunuz. Dolayısıyla ondan sonra en önemlisi Kur'an'ın manasını öğrenecek, hadis-i şeriflere muttali olacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varis olacak, el-ulemâ-u varasetü'l-enbiyâ sırrına mazhar olabilecek bir yoldasınız. Bu yolun sonunda bu vardır. Bir insanın peygamber varisi olması demek, peygamberin halifesi olması demektir arkadaşlar.
Şeref olarak bu bize yeter ve artar bile. Şeref olarak bu bize yeter ve artar bile. Onun için bizim himmetimizde, derdimizde ne olmalıdır? Küntüm hayra ümmetindeki sır olmalıdır. Küntüm hayra ümmetindeki sır nedir? İnsan kendisi için yaşamıyor. Emri bil maruf yapıyor. Başkasını imana davet ediyor. Başkasını namaza davet ediyor. Başkasını abdeste davet ediyor. Arkadaşlar, cumartesi pazar evinize gidiyorsunuz. Cumartesi pazar evinizde aslında çok güzel bir uygulama zamanı buluyorsunuz. Cumartesi evinize gittiğinizde mahalledeki arkadaşlarınızı bir araya gelince kırgır şamata yapacak yerde, cumartesi pazar bir araya geldiğinizde aile bireylerinizle, akraba çocuklarınızla, mahalledeki arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde gırgır şamata yapacak yerde efendim emri bil maruf nehyanil münkeri çalışmalarını deneyebilirsiniz. Yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Hafta içerisinde bir takım hadis-i şerifleri, ayeti kerimeleri öğrenmek suretiyle neyin müzakeresini yapayım, kime neyi anlatayım, bunun derdini edinir de hafta sonunda bunun uygulamasını yaptığınızda o zaman 6 gün, 5,5 gün, 6 gün eğitim, 1,5 gün de efendim tatbikat olmuş olur. 1,5 gün ne olmuş olur? Tatbikat olmuş olur. Siz bir arkadaşınızı, bir akrabanızın çocuğunu, bir mahalledeki bir arkadaşınızı pazar sohbetine bile davet etmeniz, gelin gidelim sohbete demeniz bile o da bir emri bil maruftur. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bu ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı ümmet oluşunun ana sebebidir. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek bir insanda, bir toplulukta gerçekleştiği zaman onların emri bil maruf yapmadan önceki imanları ile emri bil maruf nehyanil münker yaptıktan sonraki imanları aynı değildir. Çünkü te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münkeri sonra ve tü'minûne billah. Allah'a iman etmiş olursunuz. Bu neye benzer arkadaşlar? Ya eyyühellezine âmenû, âminû billâhi. Ey iman edenler, Allah'a iman edin diyor. İman edenler diyorsa, iman edin ne anlama gelir? Tahsili hasıl batıldır derler. Yani iman ediyorsa, iman edin, zaten iman etmiş adama iman edin ne anlamı ifade eder? Ayakta olana ayağa kalk denmez ki, zaten ayaktadır. Demek ki burada ey iman edenlerdeki var olan iman ile iman edin emrinde istenen iman aynı değildir. Zayıf olan imanlarınızı kuvvetlendirin, surete olan imanlarınızı hakikate ulaştırın, gerçeğe ulaştırın, taklide olan imanlarınızı tahkike ulaştırın demektir. İhdine sıratel müstakim, Allah'ın bizi sırat-ı müstakime hidayet et dendiği zaman iki türlü anlatılır bu. Sırat-ı müstakimde hayatımızda var olan kötülüklerden kurtulmak için sırat-ı müstakime ihtiyacımız var. Diyelim ki yalan alışkanlığımız var, gıybet alışkanlığımız var, dedikodu alışkanlığımız var, namazda gevşekliğimiz var. Bizim hidayete ihtiyacımız var demektir. Dedikoduyu bırakmak için, gıybeti bırakmak için, yalanı bırakmak için, efendim tembelliği bırakmak için hidayete ihtiyacımız var. İhdine sıratel müstakim dediğimiz zaman hep bunları Allah'tan istemiş oluyoruz. Ancak sırat-ı müstakimde olan bir insanın ihdine sıratel müstakim demesi ne anlama gelir? Yani bizi sırat-ı müstakimde sabit kıl, kaydırma bizi, elimizden tut, sonuna kadar muhafazasını nasip eyle demektir. Şimdi tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. İnsanoğlu dünyada asıl maksadı din-i celil-i İslam'ı yaşamak ve yaşatmaktır. Sadece yaşamak değil, doğru mu arkadaşlar? Yaşamak ve yaşatmaktır. Neden yaşatmaktır diyoruz? Çünkü bu ümmette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göçtükten sonra onun vazifesini birileri yapması lazım. Şu anda dünyada 7 milyar insan var. Ne kadarı Müslüman? 1,5 milyarı Müslüman. Peki geride ne kaldı? 5,5 milyar insan kaldı. Peki bunlar da ümmeti Muhammed'den midirler? Ümmeti davettendirler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz her birimiz. İman edenler ümmeti icabet olur, diğerleri de ümmeti davet olur. Demek ki bugün 5,5 milyar ümmeti davet var. 1,5 milyar ümmeti icabet var.
icabet edip amennâ ve saddaknâ diyenler 1,5 milyar. İman etmeyenler 5,5 milyar. Peki bu 5,5 milyar insanın bizde hakkı yok mudur? 5,5 milyar insanın 1,5 milyar insanda hakkı yok mudur? Bu 1,5 milyar insan imanla beraber ahirete göçtüğünde ebedi cennette olacak. Ama 5,5 milyar insan ebedi cehennemde olacak. Ne olacak bunun sonu? Bunlara acımak gerekmez mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bunlara gitmez miydi? Bunlara gitmenin yollarını bakmaz mıydı? Bunlara ulaşmaya bakmaz mıydı? Elbette bunlar bizim derdimizin içerisine girmesi lazım. Yani biz de bunları dert etmemiz lazım. Biz bunları dert ederken وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakın akrabalarından başlı ayet-i kerimesine baktığımız zaman bizim kardeşlerimizde, amcamızın çocuklarında, mahalledeki arkadaşlarımızda, apartmandaki arkadaşlarımızda gerçekten İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak, namazdan uzak, kıbleden uzak arkadaşlar varsa nasihat edebileceğimiz, yalvarabileceğimiz, emir bil maruf denemelerini yapabileceğimiz arkadaşlar varsa bunları ihmal etmememiz lazım. Dediğim gibi arkadaşlar, uyanık olan arkadaşlarımız 5,5 gün burada eğitim yapıyorlarsa 1,5 günü uygulama olarak görmelidirler. Bu uygulamada arkadaşlar bizim istirahatımız nerede olacak? Cennette olacak. Bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın çok takdir ettiği 2 veya 3 insandan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi, arkadaşlar bir yolculuktan geliyorlar. Grup olarak bir yolculuktan geliyorlar. Çok yorulmuşlar. Gelmişler eve, istirahat yerine gelmişler. Artık uykudan tatlı hiçbir şey yok onlar için. Hepsi yatağına yatıyor. Bir tanesi diyor ki, benim de uykuya çok ihtiyacım var ama ben Rabbimi zikretmeden, virtlerimi yapmadan yatamam diyor. Çok yorgun olduğu halde, bitkin olduğu halde, kafasını yere koysa, yastığa koysa anında uyuyacağı halde o bir köşeye çekiliyor, bir kenara çekiliyor. Rabbisine zikirle, Rabbisiyle baş başa nefis mücadelesi veriyor. İşte Allah Celle Celaluhu'nun taaccüp ettiği, yani çok hoşuna gittiği kullardan birisi budur. Yani burada diğerleri günah işlememişlerdir. Yorgun olarak gelmişlerdir. Normal vazifelerini yapmışlardır, yatağa yatmışlardır. Ama bu bahse konu olan insan ise o da diğer arkadaşları gibi yorgun. Normal görevlerini yapmıştır. Ama bir artı olarak şimdi yatarsam ben uzun uyuyacağım. Yorgunum. Ama ben uyumadan önce, yatağa girmeden önce bir takım virtlerimi, bir takım vazifelerimi, zikirlerimi yapmalıyım diyerek yatmıyor. Yastığa başını koymuyor. Allah Celle Celaluhu'nun tacip ettiği, sevdiği, beğendiği kullardan birisi de budur diyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette bu hayat bir mücadele hayatıdır. Kim ne kadar mücadele verirse Allah için o kadar kazanmış olur. Biz kendimizi mücadele insanı olarak yetiştirmeliyiz. Mücadele veren insan olarak yetiştirmeliyiz. Ben Allah'ın adamı olacağım. Ben Ensarullah'tan olacağım. Ben son nefesime kadar bu dini celili İslam'ın hizmetçisi olacağım. Peygamber varisi olacağım. Tabii bütün bunları yapabilmek için önce kendi nefsimizle iyi bir mücadele etmemiz gerekir. Zira innen nefse le emmâretun bisû. Nefis ziyade kötülüğü emredicidir. Arkadaşlar, insan kamil olmadan mükemmel olamaz. Önce kendisi kamil olması lazım ki başkalarını kemale erdirsin. Onun için biz ne yapmalıyız? Önce kendi nefis terbiyemizi güzel yapmalıyız. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma metotlarını görelim. Geçen haftaki dersimiz, pazar sohbetindeki dersimizde kimler vardı arkadaşlar? Bir parmak kaldırsınlar. Pazar sohbetinde maşallah 3 kişi vardı, 4 kişi vardı. 5 kişi vardı. Demek ki aşağı yukarı 50'de 1 mi alıyor?
Pazar sohbetinde arkadaşlar, Müzzemmil Suresi. Hayır, şunu söyleyeyim size. Yani bilhassa Arapça gruplar olarak söylüyorum. Burada eğer bir pazar sohbeti oluyorsa, kendi öz gayretinizle beraber kendiniz gelmeniz, hatta kendiniz yetmez, babanızı, kardeşinizi getirmeniz de sizin için önemli bir şerefli vazifedir arkadaşlar. Şimdi burada 150 civarında arkadaşımız var. 150 kişi siz gelseniz, 150 kişi de aile bireylerinizden birer kişi getirmiş olsanız 300 kişi yapar. Caminin yarısını siz doldurmuş olursunuz. Doğrusu burada böyle bir sohbet varsa size gelmek yakışır mı? Yakışır. Gelmemek yakışır mı? Pek de fazla yakışmaz. Bu geçtiğimiz haftaki sohbetimizde يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَاَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ayet-i kerimeleri vardı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yıllarında, peygamberliğin, nübüvvetin geldiği ilk yıllarında bu ayet-i kerimeler gelmiştir. Bu ayet-i kerimeler geldiğinde Efendimiz'e ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا diyor. Sebh biliyorsunuz yüzmek demektir. Yani gündüzün sen epey dolaşacaksın, işlerin vardır. Emri bil maruf yapacaksın. Peki gündüz yaptığın bu vazife tesirli olabilmesi için ne yapman lazım? قُمِ اللَّيْلَ diyor, kalk diyor gece. Gecenin tamamını kalk diyor. اِلَّا قَلِيلًا azıcık izin veriyorum sana. Azıcık ne yapabilirsin? İstirahat edebilirsin ama gecenin çoğunu kalkacaksın. Sonra nisfahu, yarısını da kalkabilirsin. Evin قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا yarıdan aşağı da olabilir. اَوْزِدْ عَلَيْهِ veya yani yarısı, üçte ikisi, üçte biri olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i de düzgün düzgün oku. Şimdi burada ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen geceleri kalkacaksın, bana yalvaracaksın, yakaracaksın, kendini kemale erdireceksin. Gündüz insanlara çalışacaksın, gece kendini geliştireceksin. Demek ki arkadaşlar bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesini, misyonunu yapabilmesi için önce kendisini ne yapması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi gecesiyle, gündüzüyle ona benzetmesi lazım. Allah Celle Celaluhu çok sevdiği peygamberini sabaha kadar yatağa yatırmıyor, kalk diyor. Gece diyor herkesin اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا diyor. Yani gecenin o derin saatinde kalktığın zaman o saatte yapacağın ibadet çok daha etkilidir, çok daha müessirdir. Nefsi kırma bakımından, kemale erme bakımından, Rabbinin rızasını kazanma bakımından هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا yani okuduğun ayetlerin tesiri, kıldığın namazın, ibadetin tesiri. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اِنَّ عِبَادَةَ اللَّيْلِ anlamına da gelebilir. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ geceyi neş'et eden, dirilten nefis anlamına da gelebilir. Yani gece kaim olan insanın manzarası veya gece kıyam etmek anlamlarına gelir. Değişik manaları vardır. Ama bakın arkadaşlar ne diyor Cenab-ı Hak? اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا gece kalkıp ibadet etmen, sana etki bakımından, imanını güçlendirme bakımından ve okuduğun ayetlerden etkilenme bakımından, imanını sabit kılma bakımından en güçlü, en kuvvetli bir alettir. Onun için arkadaşlar, her insanda nefis vardır, bizde de nefis vardır. Yusuf Aleyhisselam ne demiştir? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٓءُ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ şüphesiz nefis çok ziyade kötülüğü emredicidir. Rabbimin merhamet ettiği müstesna onlar, Rabbimin merhamet ettiği insanlar o nefsin şerrinden kurtulmuş olurlar. Ancak arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve selef-i salihinden bize menkul olan bir dua var. Evliyaullah hep bu duayı yaparlardı arkadaşlar. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la aqalle min zalik. Allah'ım göz açıp kapatıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma.
daha kısa bir zaman da bırakma nefsimin elinde. Yani göz, arkadaşlar cümleye dikkat edelim. Göz açıp kapatıncaya kadar nefsimin eline beni bırakma. Demek ki göz açıp kapatıncaya kadar nefsin elinde olursa insan onu haşlar, onu perişan eder. Ya saatlerce, günlerce, haftalarca insan nefsin elinde olursa onun hali nice olur. Bu bakımdan arkadaşlar dersimizin geldiğimiz noktadaki konusunda hubbur riyaset meselesi vardı. Hubbur riyasette bu çizgi çok önemlidir. Hangi çizgiden bahsediyoruz? Nefsani çizgi çok önemlidir. Şimdi vatandaş diyor ki ben diyor zengin olmayı isterim diyor. Niçin zengin olmayı istersin? İşte Allah için diyor zengin olacağım diyor. Adam zengin oluyor. Aynı Karun gibi yapıyor bu sefer. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Bir insan düşünün ki bunu ben canlı canlı yaşıyorum. Ben bir zenginden durumun iyi olduğunu biliyorum, para istiyorum. Diyor ki hoca efendi diyor, sadece sen değilsin diyor, ben falanca yerdeyim diyor, falanca camide veya dernekte de işim vardır diyor. Oraya da veriyoruz diyor. Oraya soruyorum, onlar diyorlar ki biz istiyoruz ondan, diyor ki Ali Hoca'ya veriyoruz. Şimdi ben istediğim zaman diyor ki oraya veriyorum. Onlara sorduğum zaman onlara diyor ki ben Ali Hoca'ya veriyorum. Ne bana veriyor, ne oraya veriyor, aradan kaynatıyor iş. Aslında verecek durumda mı? Verecek durumda. Bunlar fakir iken, bu insanlar fakir iken zengin olacağım, yardım edeceğim diye çok Allah için zengin olacağız diye düşünmüşlerdir. Ama zengin olunca ne olmuştur? Nefsin esaretinden kurtulamamışlardır. Böyle bankalardaki dolarlarını bozdurmak istemiyorlar, avrolarını bozdurmak istemiyorlar, hesaplarını bozdurmak istemiyorlar. Efendim, sen hizmette zorlanmışsın, zorlanmamışsın çok önemli değildir. 1 trilyon zekat vermesi gereken 10 bin lira zekat verdi mi kendisini şampiyon zannediyor. Arkadaşlar, bugün sizin maddi imkanınız çok fazla değildir. Siz de hayalinize kurarsınız. Ben zengin olsam şöyle yaparım, böyle yaparım dersiniz. Bekara karı boşamak kolay geliyor. Sonra elinize imkan geçtikten sonra durum değişiyor. Şimdi şurasını söyleyeceğim. Aklınızdan geçer. Şu makam bende olsa, şu mevki bende olsa ben şöyle hizmet ederim, böyle hizmet ederim diye düşünürsünüz. Bu düşüncenizde gerçekten makamı ve mevkiyi sadece ve sadece hizmet için kullanmayı düşünürseniz hiçbir sakıncası yok. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Öyle miydi? رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Allah'ım bizi müttakilere imam kıl. Demek ki müttaki insanların imamı, önderi, lideri olmak Kur'an-ı Kerim'de matluptur. Ama burada ne vardır arkadaşlar? Tamamen Allah için, tamamen takva için, tamamen ahiret için bir işi üstlenmek vardır. Bir külfetin altına girmek vardır. Makam kendisini yükseltsin diye makam sahibi olmak değildir. Ya o makamı hizmet aracı olarak kullanmak için, daha fazla insanlara hizmet edebilmek için. Arkadaşlar bir insanın, bir idarecinin bir konuda adil olarak hükmetmesi belki senelerce kılınan namazdan çok daha faziletlidir. Bir idarecinin, Efendi Baba Kuddise Sirru Hazretleri Adnan Menderes için derdi, merhum Adnan Menderes için. Böyle bazen sanki böyle kucağına almış gibi Adnan'ım, Adnan'ım dermiş. Ve dermiş ki, Adnan Menderes merhum, dini yaşantı bakımından çok fazla yani hassas birisi değildi. Ama sadece Müslüman birisiydi, Müslümanlara bir hürriyet getirmiş idi. Efendim ezanları Türkçeden Arapçaya çevirdi. Efendim dini yaşantıya biraz daha hürriyet getirdi, bu kadar. Kendi yaşantısı İslam yaşantısı değildi yani. Allah rahmet eylesin. Dedi ki Efendi Baba Kuddise Sirru Hazretleri, evladım ben pir-i fani, yaşlı birisi, ben kaç kişiye hitap edebilirim ki? Kaç kişiye benim faydam olabilir ki? Ama Adnan'ın bir kararı bütün insanları etkiliyor.
bütün insanları etkiliyor. Ezan Arapça okunacak dedi, her tarafta ezan sesi yükseldi. Öyleyse biz makamdan, makamı araç olarak kullanıp İslam'a hizmet etmeyi hedeflediğimiz zaman nefsimizin hilesinden, şerrinden, desisesinden emin olduğumuz zaman makam sahibi olmayı düşünmek vebal değildir, ar ve ayıp değildir. Ancak biliyorsunuz ki belediye başkanlığı seçimleri olduğu zaman millet yarış yapıyor. Muhtarlıkta millet yarış yapıyor. Efendim, milletvekilliğinde millet yarış yapıyor. Ön kayıtlarda para verilecek, 5.000 lira, 10.000 lira. Efendim, biraz büyük partiler daha fazla alıyorlar, seçilme şansı olanlar. Millet gidiyor bu parayı veriyor. Niçin? Belediye başkanı olabilmek için, milletvekili adayı olabilmek için. Mesela ben size sorayım. Türkiye'de 1.000 tane belediye başkanlığına aday koyan varsa, adaylığını koyan varsa, ben belediye başkanı olayım, bu millete güzel güzel hizmet edeyim, ben kendimi bu millet için feda edeyim. 1.000 kişiden ne tahmin edersiniz, kaç tane çıkar? 0. İnanın ki 0'dır. Herkes, ben belediye başkanı olursam, belediye başkanı olmanın bir havası vardır. O havasından istifade edecek, makam arabası olacak, koruması olacak. Efendim, farklı imkanlara sahip olacak, imza ve yetki sahibi olacak. Herkes bunun peşinde. Çünkü belediye başkanı olmak için ne kadar para istiyorlarsa veriyor. Aynı insana desem ki, gel bizim burada medresemiz var, kursumuz var, yürütmekte zorlanıyoruz. Para ver desem, o parayı vermiyor. Ben istediğim zaman parası yok, belediye başkanı olacağı zaman parası var. Yani makam ve mevkiyi talep etmek ne içindir? Eğer hizmet için olursa, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا قَبِلِنْدَنْ olabilir. Ben size şunu tavsiye ederim. Elbette yetiştiğiniz zaman kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Günün sorularına cevap verebilecek mülhitlerin, müşekkiklerin, İslam'ı dejenere etmeye çalışan insanların yapmak istedikleri dejenerasyona cevap verebilecek nitelikte kendinizi yetiştirmeniz lazım. Bu konuda gerçekten çok kitap okumanız lazım. Hoca efendilerden çok istifade etmeniz lazım. Çünkü yarın piyasaya çıktığınız zaman, düşmanla savaşa çıktığınız zaman onun silahı sizinkinden kuvvetli olursa sizi perişan eder. Siz hak sahibisiniz, hakkaniyet sahibisiniz. Ülke sizin, vatan sizin. Düşmanın silahı sizden fazla olursa sizi düşman ülkenizden kovar. Dolayısıyla bugün ülkemizde Ehl-i Sünnet vel Cemaat düşmanlığı yapan, hadis düşmanlığı yapan, Kur'an düşmanlığı yapan, sünnet düşmanlığı yapan bir sürü ilahiyatçı insanlar vardır. Bir sürü insan vardır. Siz bunlarla mücadele edeceksiniz. Bunlar televizyonlarda konuştukları zaman yarın yazıhanelerde bunlar konuşuluyor. Resmi dairelerde onların anlattıkları konuşuluyor. Çok affedersin, devenin sidik meselesi gündem meselesiydi. Akşam konuşulduktan sonra, bir gün sonra bütün dairelerde, iş yerlerinde efendim sidik meselesi gündemdeydi. Kendini bilmeyen birisi devesi diye getirmişti televizyon ekranında. Ebu Bekir Sivil Hoca Efendi ile tartışırken bu sidik meselesi gündeme geldi. Yani bu itikadı bozuk olan insanların, insanların itikadını bozmaya çalışan, itikadını sarsmaya çalışan, şüphe içerilerine düşürmeye çalışanların verdikleri zararlar efendim sadece o televizyonda dinleyen insanlarla sınırlı kalmıyor. Bir gün sonra yazıhanelerde, iş yerlerinde gündem maddesi oluyor. Millet asıyor, kesiyor, hakemlik yapıyor, doğruydu falan. Hatta bir tanesi kalkmış demiş ki, efendim sidik hasta olanlara sidiği şifa olarak, deve sidiğini şifa olarak beyan eden bir peygamberi benim peygamberim olamaz demiş. Şimdi bir insan sadece bu cümlesi insanı küfre götürür. Eğer peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deve sidiğinden efendim hastaların kullanmasını ve şifa vesilesi olduğunu söylüyor, söylemişse bu benim peygamberim değildir dese bu adam bu cümleyi söyler söylemez dinden imandan çıkmış olur. Nikahta gitti, din de iman da gitti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bu insanların karşısında mücadele verecek, üniversitelerde akademisyen olacak, üniversitelerde çok önemli makamları, görevleri üstlenecek. Ne için? Bu mikropları temizlemek için. Ehl-i Sünnet akidesini malik kılmak için,
yoksa hava atmak için değil. Eğer bu niyetle olursa elinden öpülecek insanlar olursunuz. Saygı değer insanlar olursunuz. Efendim, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا kısmına girmiş olursunuz. Ama ben üniversitede görev yaparsam, akademisyen olursam, şöyle maaş alırım, şöyle havam olur, efendim şöyle rahatım olur falan derseniz, o zaman sadece nefis devreye girmiş olur. Allah için değil, efendim nefis için mücadele vermiş olursunuz. Bizim dersimizde de riyaset sevgisinin efendim kalbe zarar veren sevgilerden birisi olduğunu maddesini okuyordum. Bu sadette şunu net olarak ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Riyaset sevgisinde zararlı olan taraf var, zararlı olmayan taraf var. Biraz önce ifade ettiğim gibi وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا sırrında tecelli eden Allah için muttaki, takva sahibi olan insanlara önderlik ve liderlik yapabilecek bir konumu bir insan ancak Allah için isteyebilir. Bizim dualarımızın içerisinde bu olmalıdır. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا olmalıdır. Bu manada riyaset sevgisi ne değildir? Dünya sevgisi sayılmaz, bu ahiret sevgisine girmiş olur. Ama bunun dışında bütün riyaset sevgileri, makam ve mevki sevgilerinin hepsi efendim nefse hitap eder, dünyaya hitap eder, Allah için değildir. Diyelim ki Sultanahmet Camisi'nde imam olmak, Fatih Camisi'nde imam olmak, İstanbul müftüsü olmak bunlar ayrı birer şan ve şöhrettir. Belki Kocatepe Camisi'nde imam olmak yine öyle bir şöhreti olabilir. Yani ben caminin şöhretinden istifade edeyim derse bir insan, o zaman bu sadece nefsani olmuş olur. Mümin insan, gayretli bir insan, gittiği yerin şerefinden istifade edecek yerde kendisi oraya şeref katmalıdır. Arkadaşlar bunun altını çizerek söylüyorum. Mümin bir insan, gayretli bir hoca efendi, hele ilim ve irfan sahibi insan, bir konumdan istifade edecek yerde kendisi gittiği yere şeref katmalıdır. Yani bir başka ifadeyle ilim sahibi insan müteessir değil müessir olmalıdır. Müteessir değil müessir olmalıdır. Bu da nedir? Kendisi gittiği yere bir şeyler katacak. Kendisi gittiği yere bir şeyler katacak. Belki orası onun ismiyle de anılacak. Yani ne diyoruz? Mahmud Efendi'nin camisi diyoruz misal. İskenderpaşa Mehmet Efendi'nin camisi diyoruz. Değil mi? Yani ne olmuştur? O cami meşhur bir cami olabilir ama orada yapılan hizmetlerle tebarüz etmişse oradaki görevli neredeyse onun adıyla beraber zikredilmiş oluyor. Yani Sultanahmet Camisi'nden şeref alarak onun gölgesinde efendim saklanmaktansa orada öyle bir görev yapmak lazım ki kendisi oraya şeref katmış olmalıdır. Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi Sultanahmet Camisi'nde görev yaparken Sultanahmet Camisi ne kadar meşhursa Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi bir o kadar daha meşhurdu. Yani yaptığı hizmetlerle, ihlasıyla, samimiyetiyle, dobra dobra vaazlarıyla beraber ön plana çıkmıştı. Sultanahmet Camisi'ni herkes biliyordu. Ama Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi'yi de aşağı yukarı herkes biliyordu. Şimdi Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi Sultanahmet Camisi'nden elbette şeref almıştır ama oraya da ne yapmıştır? Kendisi orada görev yaparken bir şeyler katmıştır. Sıradan bir imam, sıradan bir müezzin, sıradan bir Kur'an öğretmeni ne işe yarar? Avam denir buna. Sıradan bir imam olmayacağız. Sıradan bir müezzin olmayacağız. Sıradan bir müftü, sıradan bir öğretmen, sıradan bir hoca olmamalıyız. Tesirli, etkili, müessir, efendim, etrafına nur saçan birisi olmalıyız. Evet, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا sırrı böyle tecelli eder. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı nerededir? Sıkıntı, bulunduğumuz makamdan biz şöhret alıyorsak, bulunduğumuz makamdan biz nemalanıyorsak ve o nemalanmaktan dolayı biz o hizmeti yapıyorsak, burası dünyadır. اَدْدُنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا ف۪يهَا Hadis-i şeriftir. Dünya mel'undur. Dünyada olan her şey mel'undur. اَدْدُنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا ف۪يهَا Dünya mel'undur. Ve dünyada olan her şey mel'undur.
Ancak illa ma fihi zikrullah ve ma valahu ve alimun ve mutaallimun ev alimun ev mutaallimun. Arkadaşlar, dünyanın tamamı mel'undur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah lanet etmiştir. Ne demek lanet etmiştir? Rahmet nazarıyla bakmamıştır. Allah dünyayı yaratmıştır ama rahmet nazarıyla bakmamıştır. Efendim, dört grup var, onlara lanet etmemiştir. Dört şey var dünyada, onlar mel'un değildir. Bir, zikrullahi teala, Allah'a zikir. Dünyada hangi işi yaparsanız yapın, eğer onda zikir yoksa mel'undur. Dünyada hangi işi yaparsanız yapın, eğer onda zikir yoksa o mel'undur. وَمَا وَالَاهُ Zikri takip eden, zikirle alakalı olan işler, onlar da mel'un değildir. Mesela bir insan eğer zikirle meşgul ise Allah'ın lanet etmediği şeylerden birisi budur. Birincisi budur. İkincisi, direkt Allah'ı zikretmiyor ama yaptığı işin içerisinde Allah'ı zikir de vardır. Tavaf ediyordur, ümre yapıyordur veya رِجَالُ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Bir taraftan ticaret ediyor ama bir taraftan da ne yapıyor? Zikirle meşgul oluyor. İkincisi bu. Üçüncüsü اَوْ عَالِمٌ Bir insan ilim sahibi ise o da mel'un değildir. Alim olan insan Allah Celle Celaluhu'nun nezdinde farklı bir insandır. Doğru mu arkadaşlar? Alim kime denir? İlim öğrenene denir, değil mi arkadaşlar? لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا Bir insan ilmiyle amel etmedikçe ona alim denmez. Peki, Allah Celle Celaluhu nezdinde alimin değeri çok fazladır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri gökteki melekleri, yerdeki canlıları, denizdeki balıkları, yuvasındaki karıncaları ve bütün canlıları kotlamıştır. Alimler için istiğfar ederler. وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا Alim, gerçek alim bir insan için gökteki melekler istiğfar eder, yerdeki canlılar istiğfar eder, hatta denizdeki balıklar istiğfar eder, hatta yuvasındaki karıncalar istiğfar eder. Arkadaşlar, ne demek istiğfar eder? Yani Allah Celle Celaluhu o karıncaları kotlamıştır. O diğer balıkları ve canlıları kotlamıştır. Onlar efendim şuurlu veya şuursuz bir şekilde istiğfar ederler. Kim için istiğfar ederler? Alimler için istiğfar ederler. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Alimlerle ilgili söylenmiştir. Şimdi biraz önce okuduğum hadis-i şerifte de dünya mel'undur. Ama dünyada dört şey mel'un değildir. Birisi zikirdir. Birisi zikirle alakalı işlerdir. Bir tanesi de alimdir. Dördüncüsü de ev mutaallim. İlim öğrenmeye çalışan insan da mel'un değildir. Arkadaşlar, وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكْ Beşincisi olma sakın helak olursun. Ya zikreden zakir olacaksın veya zikirle ilgili zikirle alakalı işlerle meşgul olacaksın. Ya alim olacaksın ya mutaallim olacaksın. Beşincisi olursan helak olursun, mel'un olursun. Çünkü bir müstesna minh vardır, bir de müstesna vardır. Müstesna minh âm olur, müstesna has olur arkadaşlar. Ne demek? Bana hiçbir kimse gelmedi ancak akademideki talebeler geldi dersin. Şimdi hiçbir kimse gelmedi, orası âmdır, akademideki talebeler hastır. Efendim, talebelerden hiçbirisi uyumadı, sadece A grubu uyudu dersin. Şimdi müstesna hangisi? Talebelerden hiçbirisi uyumadı, orası âm oluyor. A grubu yattı, orası has oluyor. Daima müstesna az olur, müstesnamin çok olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu bütün dünya mel'undur deyince dünyada aklınıza ne gelirse hepsi mel'undur. Cenab-ı Hak ondan ayırdı. Dört gruba ayırdı. Zikir ve zakir olanları. Zikri yani zakir olanları.
iki zikirle alakalı işi yapanları, üç alim olanları, dört mütealim olanları. Bu dört tanesinin dışındakiler nerede kaldı? Müstesnada kaldılar. Yani hepsi nedir arkadaşlar? Hepsi melundurlar. İşte o lanetten kurtulabilmek için لَا تَكُنْ رَابِعًا لَا تَكُنْ خَامِسًا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَيْلِكَ Beşincisi olursan helak olursun. Mutlaka bu kategorinin içerisine girmek lazım. Elhamdülillah biz müteallimiz diyorsunuz. Talebeyiz. Derslerimize devam ediyoruz. Bu şeref size de yeter, bize de yeter. Şuradan bir hadis-i şerif okuyarak dersimi bitireyim. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deylemi'nin rivayet naklettiği İbn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hubbu senai minen nasi yu'mi ve yusum. Bir insan nefsani duyguları çok iyi hesaba katması lazım. İnsanlar beni övsünler, insanlar beni methetsinler diye içinde böyle bir duygu varsa insanlardan bir sevgi, övgü beklentisi varsa, sevgisi varsa bu insanın gözünü kör yapar, kulağını sağır yapar. Kalp gözünü kör yapar, kulağını sağır yapar. İnsanlardan beklentin olmayacak. Beklentin yalnız ve yalnız Allah'tan olacak. Sen Allah için olursan men kâne lillâhi kâne allâhu leh. Sen Allah için olursan Allah da senin için olacak. İnsanların seni sevmesi, insanların seni övmesi, insanların seni methetmesi, sen bunu istemeyeceksin, sen buna bağlanmayacaksın, buna takılmayacaksın. Allah beni sevsin, Allah beni meleklerini övsün. Allah insanı meleklerini över mi arkadaşlar? Allah insanı meleklere över mi arkadaşlar? Delil. Ben mealen söyleyeyim zamandan kazanmak için. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdiği zaman melek Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve ona der ki ey Cebrail ben falanca kulumu sevdim sana da sevmeni emrediyorum. Cebrail Aleyhisselam onu sever ve bütün melekleri çağırır. Ey melekler Allah Celle Celaluhu falanca kulunu sevdi bana da sevmemi emretti ben de size sevmenizi emrediyorum der. Gökyüzündeki bütün melekler onu sever. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي اَهْلِ الْاَرْضِ Sonra gökteki melekler vasıtasıyla yeryüzündeki iyi insanların gönlüne o insanın sevgisi yerleştirilir. Mesela arkadaşlar örnek verelim buna. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'i tanır mısınız? Akrabalığınız var mı? Yok. Sever misiniz? Hepiniz seversiniz. Peki nasıl sevdiniz? Ne yaptı ki size sevdiniz? Allah sevince meleklerine sevdirdi, yeryüzündeki iyi insanlara da sevdirdi. Varsın Şiiler sevmesin. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ebu Bekir Efendimiz'i ne yaptı? Sevdirdi. Mevlana'yı tanır mısınız? Tanımazsınız. Sever misiniz? Seversiniz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni tanır mısınız? Tanımazsınız. Sever misiniz? Seversiniz. İmam Rabbani Kuddise Sırrı Hazretleri'ni tanır mısınız? Tanımazsınız. Sever misiniz? Seversiniz. Ne, akrabanız mı değil, niçin seversiniz? Allah Celle Celaluhu sevince Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor, sevdiriyor, bütün meleklere sevdiriyor. Sonra iyi insanların gönlüne onun sevgisini yerleştirmiş oluyor. Böylece arkadaşlar neyi anlaşılmış oluyor? Allah ile aramız iyi olduktan sonra her şey bize amadedir. Bir insanın Allah ile arası iyi olduktan sonra her şey ona amadedir, her şey ona hizmetçidir. Allah ona her şeyi hizmetçi kılar. Yüce Rabbim derdi Kur'an olan, derdi İslam olan, derdi sünnet-i Resul olan ve bu yolda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme varis olabilen ayık kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün anlayan, sünnet-i seniyeyi doğru düzgün kavrayan, saygıda, edepte kusur yapmayan, hizmette gevşek davranmayan, idealist, hizmet erbabı olmayı, ihlasta, samimiyette, takvada zirveyi yakalamayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Annelerimizi, babalarımızı affeylesin. Aile bireylerimizi affeylesin. Annelerimizin, babalarımızın, akrabalarımızın, mütevellideki dostlarımızın, Kur'an hizmetini beraber yürütmeye çalıştığımız cemaatimizin, dernekteki kardeşlerimizin, hocalarımızın, talebelerimizin Rabbim her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını izale eylesin. İyiliklere ve güzelliklere muvaffak eylesin.
Hocalarımızdan hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyet, güzel hizmetler nasip eylesin. Ahirete göçmüş olanlarına garık-ı garık rahmet eylesin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların, feth-i şerlerin def-u raf-u izalesi için, Allah rızası için El-Fatiha.